Birlik Kişi izleyenleri, programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Alican Türk'le beraber 28 Şubat sürecini ve 28 Şubat darbe davasını konuşmaya devam ediyoruz. Alican Bey... Tırnak içinde darbe. Tamam, tırnak içinde darbe davasını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Alican Bey, siz diyorsunuz ki MGK'da bir baskı olmadı. Zaten bu tür mağduriyetler yaşandıysa da mütedeyyin insanların üzerinde bununla ilgili kararları zaten sivil iktidar aldı. Elbette. Diyorsunuz. Elbette. Askerin bununla bir dahil yok. Ama şimdi ya tankları da sivil iktidar. Güzel diyor. Peki. Yani şimdi tankların herkes biliyor ki ya şehrin ortasında Sincan'da tanklar gündüzü gündüz vakti yürüdüğünü gördük. Tamam. Tam siz de diyebilirsiniz ki belki orada İran Büyükelçisi Filistin gibi Kudüs gecesinde konuştu. Şunu yani her şeyde bir hani 28 Şubat'ı nasıl onlar öcü gösteriyorsa siz de acaba bu tür mütedeyyin insanları veya dini iyi niyetli dini yapılanmaları mı acaba tamam. öcü olarak gösteriyorsunuz? Şimdi bakın zaten sorun orada, iyi dediniz, teşekkür ediyorum. Bir dedik ki bu darbe falan yok ortalıkta. Tankların geçmesi Sincan'da Milli Güvenlik Kararları Kurulu'ndan bile aşağı yukarı arada 20 gün, 24 gün, 25 gün zaman var. Neyle arasında? Tankların çıkması. Evet, evet. Hükümetin yıkılması, onu bu şekilde hükümet yıkıldı falan diye. Hükümet yıkılmadı. Hükümet istifa etti. Tamam. Hükümetin istifası tanklardan 4,5 ay sonra. 4,5 ay. Yani MGK kararlarından 3,5 ay sonra, yaklaşık 4 ay sonra. O MGK kararıyla tankların çıkması arasında ne kadar fark var? 1 ay mı? Yaklaşık 20 küsür gün var. Şimdi yani kaldı ki o tanklar şimdi düşünün, siz darbe yapıldı deniyor, tanklar çıkartıldı deniyor ama hükümet aradan 4,5 ay sonra yıkılmış oluyor. Böyle darbe mi olur? Peki o dönemde asker... Postmodern olunca belki oluyordur. Postmodern bu kavramı da üzerinde tamam. konuşalım ama bakın olay şu. O tanklarla ilgili. Efendim Sincan'dan geçti. Darbe yapan tank. Tanklar o dönemde Akıncı üst bölgesinde her sene rutin olarak Şubat ayında yapılan bir tatbikata gidiyorlar. Tatbikat normalde 7 Şubat tarihinde planlanmış. Yıllık bizde TATPROG diye programlı yıllık tatbikat programlarımız vardı. Burada programlanmış. Fakat Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal diyor ki ya ben katarakt ameliyatı olacağım. Onun için şunu ben de görmek istiyorum. Bunu geriye çekebilir miyiz? 3 gün geriye çekiliyor. 3 gün. Ve o her sene geçilen güzergah üzerinden ve Akıncı üst bölgesine gidiyor. Oradaki menfezde bir yıkılan yer var onarım halinde. Orayı geçemiyorlar. O nedenle sabah erken saatlerde Sincan'ın içinden geçip Akıncı üst bölgesine gitmek durumunda kalıyor tanklar. Şimdi işte bunu darbenin tankları diye anlatıyorlar. Her yerde bunu gösteriyorlar. Ya kardeşim darbe yapacak tank gelir Ankara'nın göbeğine, işte 15 Temmuz'da gördük. Ankara'nın göbeğine gelir. Akıncı'ya ne işi var? Gitsin. İşte bunları anlatamıyoruz insanlara. Bunlar tabii hep mahkeme Peki, sürecinde ortaya de, çıktı. Bu tankların dışında bir de Batı Çalışma Grubu denilen bir Güzel. Yapılanma tamam. vardı. Ha. Veya bir müessese mi vardı evet. bilmiyoruz artık. Evet. Şimdi Batı tamam. Çalışma Bunu Grubu anladım. O dönemin bu yapının beyni merkezi olarak sunuluyor. Güzel. Batı Çalışma Grubu Allah aşkına nedir? Tamam. Bir istihbarati bir yapı mı? JITEM gibi gizli kapaklı bir durum mu? Bakın ben bunu mahkemede resmi bir kurum. Silahlı kuvvetler öyle Yeniçeri Ocağı falan değil. İşte bilmem komuta kademesinden habersiz, bilgisiz bilmem bir şeyler yapılsın, bir junta yapılanmaları oluşsun falan. Batı Çalışma Grubu o dönemde merhum Hasan Celal Güzel bunu duyduğu zaman kalkmış mahkemeye vermiş. Demiş ki ya silahlı kuvvetler içerisinde yasa dışı bir yapılanma var Batı Çalışma Grubu diye. Mahkeme aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla da meclise verilmiş. Bir soru önergesi şeklinde. Genelkurmay 1997 yılında bunun açıklamalarını yapmış. Hayır bu bir yasa dışı falan değil. Silahlı kuvvetler içerisinde komuta kademesinin
bilgisi dahilinde ve onun yetkisi dahilinde oluşturulan bir birimdir diye. Bakın bu iç güvenlik harekat dairesi bünyesinde oluşturulmuş bir birim. Resmi bir birim. Resmi bir birim tabii ki. Şimdi irtica da tırnak içinde söylüyorum. İrtica da bir tehdittir diye MGK'da bu karar alındıktan sonra bunu getiriyorlar. Genelkurmay Başkanı diyor ki ya biz bununla da irticayla da ilgileneceğiz artık. Ne var o dönemde iç tehdit? PKK meselesi. PKK ile şimdi yanına bir de irtica meselesi geldi. Peki diyorlar. Onunla ilgilenen neresi var? İç güvenlik harekat dairesi. Peki bunun onun görev kapsamında oraya verelim. Fakat bir süre sonra iç güvenlik harekat dairesindeki kişiler diyor ki ya biz PKK'yla uğraşmakla ona yetişemiyoruz. Şimdi bir de ikinci iş olarak bu da çıktı. Hangi birini yapalım? Peki o zaman deniyor komuta kademesi de irtica ile PKK yani bölücülük ile irtica konusunu birbirinden ayıran o zaman bir başka grup oluştursun. Batı çalışma grubu. Bunlar da 7-8 kişilik bir grup oluşturuluyor. Ve kaç dediniz? 7 mi 8? 7-8 kişi. Bu kadar. Ve hatta bu adamların yaptıkları işte dışarıdan, MİT'ten, emniyetten, jandarmadan gelen belgeleri, bilgileri alıyorlar. Ha şu bilgiler gelmiş. Diğer grup da aynı şey yapıyor. Onlar da nasıl ki PKK'nın eylemlerini yürütülen harekatı, şunu bunu falan takip ediyorsun. Bunlar da aynı şekilde. Ve Batı Çalışma Grubu'nun bütün görevi bu. Gelen raporları alıp, inceleyip komuta katına bilgi vermek. Yani hiçbir operasyonel bir emri yok. Sahada var mıydı? Hayır efendim. Böyle bir ne görevi var, ne böyle bir yapılanması var. Zaten buna ihtiyaç yok. Yani silahlı kuvvetler içerisinde diyelim ki bizde istihbarat ve İKK istihbarat ve istihbaratı karşı koyma güvenlik birimimiz var. Bu işleri zaten onlar yapıyorlar. Bu iş yani Batı Çalışma Grubu ayrı sanki bunu hep öcü olarak anlatıyorlar. Hatta öyle anlattılar ki duruşmalar falan sırasında gördük. Yani ülkenin her tarafına kadar en kılcal damarlarına kadar girmiş, sızmış falan. Yani böyle bir şey yok. İşte bunlar dinsiz, imansız. Bakın size ya cezaevinden çok ilginç bir örnek vereyim. Mesela Batı Çalışma Grubu'nda görev yapan adamlar zaten biz orada görevliydik dediler. Mahkemede dediler. Ama 45 tane isim saydılar. Benim adım da Batı Çalışma Grubu'nda geçiyor. Ama ya biz gitmedik. Öyle bir görevimiz yok. Almadık böyle bir görev diye. Şimdi biz bunu söyleyince bak gördün mü BÇG'den kaçıyorlar diye bunları söyleyeceğim. Ama halbuki hep biz de diyorduk ki ya kaçtığımız ettiğimiz falan yok. Biz askeriz bize görev verilirse emredersiniz der. En iyi biçimde de yaparız. Ama biz böyle bir görev almadık. Ha şimdi Batı Çalışma Grubu'ndakiler diyordu ki ya bir toplantı oldu. Ramazan ayıydı hatta. Nasıl ki işte ben buraya gelince siz bana çay ikram ettiniz. İşte gelen misafire çay ikram edelim. Ya bir baktık dediler toplantıya gelen 13-14 kişi olmuşlar dışarıdan gelenlerle beraber. Bir kişi haricinde geri kalan hepsi oruçlu. Yani dinsiz, imansız, bütün işte Müslümanları tırnak içinde söylüyorum, fişleyen, bilmem ne yapan. Batı Çalışma Grubu'nun fişleme gibi bir görevi yok. Dediğim gibi sadece gelen raporlara... O raporlarda zaten devletin ilgili... Zaten o raporlarda MİT'ten geliyor, emniyetten yani geliyor. Sivil taraftan geliyor. Sivil büyük çoğunluğu evet. Jandarmadan geliyor biliyorsunuz. Evet. Jandarma hem İçişleri'ne hem silahlı kuvvetlere bağlı olduğu için. Evet. Bir de vatandaşların, bu da binde bir, vatandaşların gönderdikleri mektuplar var. İhbarlar. İhbarlar falanlar. Bu şekilde bunlar geliyor, bunlar alınıp incelenip. Ya Batı Çalışma Grubu bu. Peki şimdi bu süreç 1000 yıl sürecek derdi. Çok kısa sürede bitti. Gitti. Yok tabii. Ama şimdi öyle bir durumu aldı ki yıl 2011'e geldiğinde, 2012'ye geldiğinde de bir anda yeniden patlak verdi. Öncelikle o dönem ihraç edilen kişilerin özlük hakları iade edildi. Evet. Devlet özür diledi bir bakıma. Evet. Ardından da Sayın Erbakan'ın vefatından sonra da soruşturmalar başladı. Şimdi Sayın Erbakan'ın vefatından sonra başlaması acaba işte, bir anlamı mı var? Zaten durum? Bakın. Soruşturmalar nasıl başladı? İlk önce orada. Eğer bu bir darbe olsaydı. Evet.
çoktan açılırdı. Çünkü ilk mağduru o zaman. Mağduru o. Evet. Sayın Erbakan. Erbakan. Şimdi rahmetli Erbakan 28 Şubat'tan yani hükümetten istifa ettikten sonra vefatına kadar 14 yıl geçmiş. 14 yıl içerisinde bir tek yerde bizi darbeyle devirdiler. Bu bir darbedir. Bu bir postmodern darbedir. Biz bunun mağduruyuz. Biz askerlerden şikayetçiyiz. Tek bir yerde bunu söylememiş. Dönemin bakanları Meral Akşener. Dönemin İçişleri Bakanı. En ağır hakareti o dönem evet. Meral Akşener. Evet. İçmek zorunda kalmıştır. Evet. Ben mağdurum diyemem dedi. Tanık olarak bulunduğunda geldi. Da Meral Akşener bir mağdur edebiyatı Hayır. Yani ben mağdur oldum. Evet mağdur olan insanlar var. Ama ben mağdurum diyemem dedi. Şey için. Adalet Bakanı Şevket Kazan. Refah Partisi'nin Adalet Bakanı. Simge isimleri. Evet ya, simge isimlerinden bir tanesi. Geldi, efendim siz şikayetçi misiniz dediler. Ya hayır, ben vicdan sahibiyim, şikayetçi değilim dedi. Yani... Şimdi eğer darbe olsaydı, hani o dönemin bütün o bakanları, şeyleri, darbe hükümete karşı yapılır zaten ya. Hani niye bunların bir tanesi gelmedi, bir tanesi şikayetçi olmadı? Peki bu sonuçta bir soruşturma başlatıldı. O soruşturmayı kim yapar? Kamu adına Cumhuriyet Savcısı evet. yapar. Hı hı. Bu davanda iki savcısı vardı. Bir Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin. Evet, evet. Bundan da ilgili durum nedir? Şimdi yani, tabii. Sonradan tartışma konusu oldu. Ben o zaman son söyleyeceğimi belki şimdi evet, söyleyeyim evet. isterseniz. Bu davayı ya baktığımızda Atabeyler Şemdinli ile başlayıp Ergenekon, Balyoz, İzmir casusu, İzmir casusluk, İstanbul casusluk, Poyrazköy, Malatya zirve davası ve benzeri bütün bu davaların son halkası 28 Şubat davası. Amaç neydi? Hedef neydi? Hedef silahlı kuvvetleri susturmak, itibarsızlaştırmak, halktan koparmak. Bütün yapılan işler buydu. Onun için Erbakan'ın ölmesi beklendi. Onun vefatından sonra da bu davayı açtı. Kim açtı? İşte az önce söylediniz. Kimdir o bu ikisi? Mustafa Bilgili. Kim bu adam? Kozmik odaya girip bunu açılmasını bu da, şeyi devletin Mahrem. En evet haremi ispeti denilen en gizli belgelerinin bilgilerinin olduğu yerin açılıp oradaki bilgilerin bir yerlere sevkini sağlayan adam. Şu an nerede? Şu anda cezaevinde. FETÖ'nün yargı ayağını oluşturmak suçlamasıyla. Şimdi bu kişi ve yardımcısı Kemal Çetin. Bakın sadece bunlar değil. Bizi cezaevine atan hakimler, tutuklanmamızı kararlaştıran hakimler, artı bu işin içerisinde bulunan bilir kişiler, artı TÜBİTAK'çı bilir kişiler, polisler, artı genelkurmay ayağı, bu işin genelkurmaydaki ayağı, o ayak 15 Temmuz'da ortaya çıktı, adli müşavir. Bütün bunlar şu anda cezaevindeler. Birkaç kişisi firar vaziyette. Hatta şu da var. Esas bu davanın da tıpkı hatırlayın o Ergenekon Balyoz'un bavulcusu bir gazeteci vardı. Onun gibi bizde de bir bavulcu var, bir klasörcü var, kargocu var daha doğrusu. Ona yani geliyor. Aynı sistem yani. Aynı sistem. Sistem aynı sistem. Yani davayı böyle açtılar, başlattılar. Yani İsnat Batı Çalışma Grubu üyeliği miydi? İsnat öyleydi, Batı Çalışma Grubu üyeliği. Bunun resmi bir müessesi olduğu ortaya çıkmadı mı? Tabii, az önce... İlgili yerlerde müzakere edildi. Evet, tabii. Şimdi zaten savcının en büyük evet. şeysi şu, savcı başlatmış, Batı Çalışma Grubu üyeleri işte yasa dışı işlem yapıyor diye. Fakat soruşturma aradan 4 ay sonra birisi demiş ki, ya siz bunu açamazsınız. Çünkü... bu olay 1997'de gündeme gelmiş. Hem yargıda hem mecliste atlanmış Batı Çalışma Grubu siz neye istinaden açıyorsunuz falan. Savcı orada uyanıyor. Eyvah diyor biz hata yaptık. Hemen İstanbul'a bir mesaj
yazıyorlar. İstanbul aradan 24 saat geçtikten sonra, geçmeden evet bu yeni bilgiler, belgeler ortaya çıkmıştı. Bu şeyi, takipsizlik kararı kaldırılmalıdır diye bilgi veriyor. Veren adam da içeride şu anda. Yani bütün bunların, bu 28 Şubat davası da bütün diğer davalar gibi bir FETÖ kumpası olduğu son derece ortada. Ya bakın, biz yargılanmaktan kaçmıyoruz. Ben kendim Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım. Dedim ki ya bakın, biz yargılanmaktan kaçmıyoruz. Allah aşkınıza Sayın Cumhurbaşkanı, bu davanın arkasında durmayın. Çünkü ne yazık ki öyle arkasında duruyor. Çünkü kendi kızları, yakınları, hısımları davanın içerisinde müşteki olarak gözüküyor. Şimdi neden? Çünkü siz FETÖ ile savaşıyoruz diyorsunuz. Bu davayı yürüten insanlar, açanlar FETÖ'cüler. İşte savcısından, hakimine, TÜBİTAK'çısından, şu bu falan. Bütün bunları saydım. Ne olursunuz dedim ama ne yazık ki o davanın sonunda 21 kişiye, bir kişi sivil, 20 kişi asker, bunlara ağırlaştırılmış müebbet. Şimdi bakın, berabete bakın. O da enteresan. Tabii, berabete bakın. Hem cezalar veriliyor. Evet. Hem de siz diyorsunuz, ağırlaştırılmış evet. Müebbet. Yani eski şeye göre idam cezası. Evet. Sonra aman diyorsunuz, mahkemedeki iyi halinden dolayı müebbete dönüştürdüm. Tamam. Ya bir de yaşları falan bunların ileri. O yüzden adli kontrol tedbirlerine serbest bırakın. Yani ne şiş yapsın, ne kebap. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir mahkeme böyle bir karar veriyor ya. Eğer kendisi de biliyor ki ortada suç yok. Bakın, bu davayla ilgili efendim arkasından medya ayağa gelecek, bunun üniversite ayağa gelecek, iş çevreleri ayağa gelecek, bilmem şu bu falan. Hani 6-7 senedir nerede bunlar? Şimdi 28 Şubat süreci derken sadece MGK toplantısından da bahsedilmiyordu. Bunun medya ayağı deniliyordu, bunun iş ayağı deniliyordu. Yani hatta yani irtica faaliyetlerinde bulunan bazı karikatür tipler de bu işin içindeydi. Evet. Devlet adına çalışılıyor filan gibi evet. Söylentiler de vardı. Evet. Evet. Şimdi isimlerini ya. Söylemeye gerek yok. Hani şimdi ne? Bütün bunların hiçbirisi davaya katılmadı. Hiçbir sivil, bir kişi aç diyorsunuz, sivil yoktu diyorsunuz. Bir, o Kemal Gürüz Hoca. O da Gök başkanı oldu. Kemal Gürüz'dü. Şimdi bir de Gök müydü? Bu şimdi 28 Şubat'la nasıl bir mücadele oluyor o zaman? Bir, evet. İşte bakın, bu tamamen... Yani verilen karar da çünkü çok böyle kendi amaçlarını da yansıtmıyor. Elbette. Yani tabii. Tamamen yani, ceza verip adamları yatırsalar bu sefer ciddi anlamda kamuoyunda tepki de olabilir. Bakın 3 kez hakim değişti. Bu hakimler gördüler, ortada bir suç olmadığını gördüler. Ama tam tersini de veremezler. Ama devletin en tepesindeki veremez. Bir yerlerden evet. Deniyor ki efendim evet. 28 Şubat'ın şeyleri, sanıkları en ağır cezayı alacaklardır peki, diye bu peki hale geldi. Şu son soruyu soruyorum çünkü son bir dakikamız. Bu süreç yaşanmasaydı, sadece 28 Şubat'ı da evet. Bahsetmiyorum ve sonrasındaki dava, 15 Temmuz olur muydu? Kesinlikle. Bakın, ben bu konuda iddialıyım. Defalarca da yazdım. Eğer 28 Şubat kararları, alınan kararlar, daha sonra gelen iktidarlar, hükümetler, siyasiler tarafından sulandırılmasaydı, efendim bir şey olmaz falan denmeseydi, tarikat ve cemaatler bu denli korunu kullanmasaydı ne 15 Temmuz olurdu ne FETÖ olurdu. Tabi burada söyleyemedik. Mesela 28 Şubat döneminde verilen brifingler var. Genelkurmay özellikle Fethullah Gülen'in adını vererek yani, belki sadece sırf Fethullah Gülen'in... Yani kandırıldın Gülen'in, demeye de gerek yok. Gerek yok. Yani 2004'te MGK'da söylendi çok falan diye. Çok daha öncesinde. Çok daha bundan 7 sene, 2004'ten 7 sene öncesinde evet, bunlar evet. Söylenmiş. Ne yazık ki bunlar... Sayın Ali Can Türk gerçekten vaktimiz evet, yetmiyor. Evet, yani yoksa evet, biz birkaç evet. Program daha yaparız. Evet. 28 Şubat süreci dediğim gibi çok sulandırılan, herkesin işine geldiği gibi kullandığı bir süreç aslında. Evet. Siz bu süreci yaşayan bir kişi olarak da anlattınız. Kitabınız evet. Da var. Kitabınızdan da isterseniz kısaca evet, bahsedin ve kapatalım. 28 Şubat'a ilişkin ben cezaevine girdikten sonra evet. İşte en yakınımda Çevik Paşa ve bizim davamızda 60 tane general var evet. Yargılanan. 61 tane. Şimdi orada günlükler tuttum. Cezaevi süreci neydi, ne değildi?
Evet, oturdum yazdım. Bundan sonra da yazacağım. Adı neydi acaba? 28 Şubat Sincan'dan Tarihe Notlar diye. Galeati'ye. Galeati'den yani. Önce Alibi Yayıncılık'tan çıkan şeydi. Evet. Kitap fuarında var. Evet. İki ciltlik bir kitap olarak. Ben üzerime düşen görevi tarihe not bırakmak adına bundan sonra da yapmaya... Konferansınıza da devam edeceğim. Yani çağrıldığım her yere gideceğim. Herkese anlatmaya çalışacağım. Yani topluma nasıl yanlış bilgiler enjekte ediliyor, veriliyor ve özellikle silahlı kuvvetler üzerinden nasıl oy kapmaya çalışılıyor. İşte vesayette bilmem darbeydi. Keşke zamanımız olsaydı da mesela bizim davada ne hukuk garabetleri yaşandığını, ne saçma sapan şeyler olduğunu evet. Bunlarla anlatabilseydik. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. Sağ ol. Bütün izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Değerli bilirkişi izleyenleri, Şubat ayının sonunda 28 Şubat sürecini konuşmak gerekiyordu. Umarım yararlı bilgiler sizlere sunabilmişizdir. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sağlıcakla kalın.